Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere deri parçalarımızdan halı yapmayı göstereceğim. Patchwork tarzı çalışmayı düşünüyorum ama çok fazla modelli olmayacak. Siyah ve leopar desenli iki adet parçam var. Şimdi bunları birbirine uyuyor diye düşünerek yapmak istiyorum. Hem parçalarımız ufak olduğu için ikisinden büyük bir parça yapmayı düşünüyorum. 1,5'a 75 santim ölçüsünde elimdeki parça. Şimdi ben bu parçadan şimdi şu hizalardan keserek kendime kalıplar çıkartacağım. Ölçüsünü benim bu desenlerim verecek. Hadi aklımda bir şey yok, ölçü yok. Bu ölçüyü benim buradaki desenlerim verecek. Ne yapacağım? Tam desenimin ortasından çizeceğim. Çiziyorum. Ki şu hani ortayı kullanmak istiyorum. Ama siz eğer isterseniz şu araları da kullanabilirsiniz. Yani şu ortada kalsın, bu desenler yarım olsun isterseniz. Ona göre de kullanabilirsiniz. Tabii böyle bir desenli deri olmayabilir elinizde. Siz elinizdeki deriyi hangi şekilde görmek istiyorsanız modeliniz kendiniz istediğiniz gibi ayarlayıp ölçüyü de ona göre yapabilirsiniz. Şimdi ben evet, bu ölçülerde keseceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Uzun zamandır neden konuşmalı video yayınlamıyorsunuz yani arkadaşlarım oldu. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Arkadaşlar beynimde bir kitle çıktı. Herhalde daha öncesinde varmıştır illaki bugün çıkacak olan çıkan bir şey değil. Doktorlar da henüz tam ne olduğunu bilemediler. 1,5 aydır 10'a yakın MR, bir 6-7 sefer kan verdim. MS'den falan şüphelenildi. Bayağı bir zor günler geçirdim açıkçası. Konuşamadım. Konuşamadım. Şuurumda bilincim kaymaya başladı falan. Videolarım da azalmıştı ve konuşmalı videolarda çekemez olmuştum. Açıkçası konuşurken dilim pelteleşiyor, düşünmekte falan zorlanıyordum. Konuşurken daha çok zorlanıyordum yani. O yüzden konuşmalı videolar çekemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar bunun için. Şimdi bugünlerde kendimi biraz daha iyi hissediyorum açıkçası. MS olmadığımı söylediler doktorlar. Beynimdeki kitlenin de 6 ayda bir takibinin yapılması gerektiğini söylediler. Yani beynimdeki kitle bir tümör. Ama sanırım iyi huylu tümör. Bana çok net bir şey de söylenmedi henüz. Bakalım işte Mart ayında bir kontrolüm var. Mart ayında büyüyor mu küçülüyor mu bakacaklar, ona göre bir tedavi şekli önerecekler. Şu an herhangi bir şey vermediler. Bu süreçte ben 1,5 aydır İnanın çok hani kötü günler geçirdim. Allah'ım kimseye dermansız dert vermesin açıkçası. Biraz hani zorlandım gerçekten de. Ama dediğim gibi Allah kimseye dermansız dert vermesin. Şimdi bakın bu şekilde parçalarımızı keseceğiz. Kestikten sonra da şöyle ben bir arkasını çevireyim, şunu bir kenara düzeltelim. Burayı kestikten sonra da tam ölçümüz çıkacak ortaya. Nasıl çıkacak o ölçümüzde? Kare kare yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Karelerden de üçgenler elde etmeyi düşünüyorum. Ya biraz doğaçlama çalışıyorum. Ortaya kumaşıma göre çalışmam gerekiyor bazen. O yüzden doğaçlama çalışacağım. Şimdi bakın bunu tam bir değirmi denir buna. Değirmesini yapıyorum. Tam üçgen yaptıktan sonra da şuradan keseceğim. Önce bir çizeyim. Yamukluk olmasın. Evet. Biraz büyük parçalarımız olacak. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki makinanız
dikmiyor. Dikmiyorsa ya dikiş makinenizin üstündeki iğne iğneniz uygun değildir. Ya ipliğiniz uygun değildir. Mutlaka dikecektir yani. Yani iğneniz ve ipliğiniz uygun olduğu müddetçe her türlü objeyi makinalarımız, yani her türlü makina diker. Ben de daha önceleri hani bu dikişi bu kadar çok yapmadığım dönemlerde neden işte iplik kırıyor, neden altına iplik doluyor falan sürekli ben de hani şey yapardım. Meğerse iğne iplik ayarınızı yaptıktan sonra dikmeyecek diye bir şey yok. Şimdi bundan bir tane daha yapacağım. Bir de şu hastalığım hakkında tekrar hastalığıma dönersem, uzun süreyle konuştuğumda tekrar dilim dolanıyor, başımda bir şey oluyor, yani uyuşma gibi bir şey oluyor. O yüzden fazla da konuşamıyorum. Şu anda mesela biraz rahatsız olduğumu hissettim ama artık videomuzu bu şekilde başladık. Hem kendimi anlatmak istedim hem de hani uzun süredir neden işte konuşmalı videolar çekmiyorsunuz diyen arkadaşlarıma cevap olsun istedim. Videonun geri kalanında çok fazla konuşmadan işlem yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Aklınıza sığınarak. Ufak tefek hani bazı yerlerde anlatmam gereken yerleri tabii ki anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakın şu köşeye cetvelimi tutuyorum. Üçgen parçalar halinde yapacağım. Tam köşeden köşeye olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi keseceğim bunu da. Bu şekilde üçgenler elde edeceğim. Bunu da ve diğer karelerimi de bu şekilde üçgenler elde ettikten sonra siyah kumaşıma, yani siyah deri parçamıza geçeceğiz. Bunlar beklesin burada. Bunları ben İstanbul'da oturanlar için söyleyeyim. Şeyden Salı Pazarı'ndan aldım. Bu kocaman bu parça 3 liraydı. Benim için hesaplıydı. Şimdi ne yapacağız? Bunu ben böyle serdim ama şöyle sermem gerekiyor, pardon. Tersini sermem gerekiyor. Parçamız çünkü henüz daha düz değil. Bazı yerlere ayarlanması gerekiyor. Kenarından. Önce şu kenarını düzeltmem gerekiyor. Kumaşımızı düzelttikten sonra kare olan parçamızı, yani tekrar ölçmeye falan gerek kalmasın, kare olan parçamızı buraya yerleştiriyorum. Etrafından kalemle ölçümüzü alacağız. Şimdi ben bir iki tane keseceğim. Diğerleri de aynı şekilde kesileceği için hepsini keserken göstermeyeceğim arkadaşlar. Zaten işlem hep aynı şeyleri tekrardan oluşuyor. Şimdi bu parçaları da
keseyim. Ben bunu parçalarının yettiği kadarıyla halı ya da paspas artık ne olarak çıkacaksa ölçü olarak o şekilde yapacağım arkadaşlar. Siz ister bu şekilde biri deri, biri kumaş ya da ikisi de kumaş ya da ikisi de deri olacak şekilde istediğiniz gibi parçaları kullanabilirsiniz. Benim yaptıklarım arkadaşlar sadece size model olsun diye hani bir fikir olsun diye yaptığım ürünler. Bazı arkadaşlar özellikle geri dönüşüm videolarımın altına değişik yorumlar yapıyorlar. Mesela hani ziyan ettiğimi ve birilerine yani bir fakire falan niye vermiyorsun şeklinde yorum yapan arkadaşlar var. Arkadaşlar ben bunu yani video çektiğim için bu ürünlere hani ziyan ediyorum diye düşünüyorlar ama ben bunları ziyan etmiyorum. Sizlere fikir olsun diye bir video çekiyorum. Bunu çekerken de elimdeki kazakları kullanıyorum ya da eş dost ben bunları atacağım işte sen değerlendiriyorsun videosunu çekiyorsun falan tarzında bana getiriyorlar ve ben bunları kullanıyorum. Onun haricinde mesela salı pazarı dediğim yerden tanesini birer liraya aldığım ürünler var. Yani video çektiğim için tabii ki bir malzeme edinmem gerekiyor haliyle. Ayrıyeten tabii ki ben fakir insanları, ya fakir demeyeyim de ihtiyaç sahibi insanları ben de elimden geldiği kadar düşünmeye çalışıyorum. Ve elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Hani bunun yorumunu ya da bunun açıklamasını açıkçası kimseye hesap vermek durumunda değiliz tabii ki. Hani bilmiyorum böyle yorumlar yapılıyor bazen üzülüyorum cevap vermek istemiyorum ama uzun süreli böyle takılan insanlar oluyor sürekli aynı şekilde soranlar ya da ziyan edeceğini bunu birine versin falan gibi yorum yapan insanlar oluyor. Ben video çekiyorum yani bu videoyu çekerek hem size yardımcı olmak istiyorum. Nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Yani sırf o yüzden evdeki malzemelerin hepsini kullanacağız, hepsini birine vereceğiz diye bir şart yok. Yani neyse arkadaşlar ufak bir açıklama yapmak istedim. Şimdi konumuza geri dönersek bakın bu şekilde üçgen parçalar elde ettik. Ne yapacağız? Ben bu üçgen parçaları siyahla leoparı karşılıklı gelecek şekilde makinayla dikeceğim. Bunu da yerleştirirken istersek yani modeli nasıl görmek istiyorsak bu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Modelimizi nasıl görmek istiyorsak o şekilde dikişlerini yani burayı dikeceğiz. Sonra şu birleştirme aşamalarında istediğimiz şekilde çevirerek dikeceğiz arkadaşlar. Bakın mesela bu şekilde diktiğimizde ortaya bir çarkı felek görüntüsü gelecektir. Bu şekilde diktiğimizde bakın verevine bir görüntü elde edeceğiz. Bu şekilde dikersek ortada yani şurada bir kare elde etmiş olacağız. Görüntü tamamen size kalmış arkadaşlar. Bakalım ben de şimdi ufak ufak dikmeye başlayayım. Ortaya nasıl bir sonuç çıkacak beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar makinamızı önce zikzak ayarına getiriyorum. Zikzak genişliğimiz orta ayarda olsun. Çok büyük ya da çok küçük olmasın. Küçük olursa deri olduğu için yırtılmalar olabilir. Büyük olursa da sökülmeler olabilir. O yüzden orta ayarda ayarlayalım. Şimdi iki ayrı rengimizi şu şekilde olacak şekilde tam köşeden itibaren zikzakla dikmeye başlıyoruz. Yani zikzakla birleştireceğiz.
gördüğünüz gibi parçamızı bu şekilde birleştirdik arkadaşlar. Şöyle tersinden de bakalım. Zikzak görüntümüz. Gördüğünüz gibi çıktı ortaya. Bütün parçalarımızı bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle işimiz bu. Bütün parçaları bu şekilde birleştirdikten sonra da videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi parçalarımızı birleştirdik. Kendimize üçgenlerden dikerek kareler oluşturduk. Şimdi bu kareleri az önce de söylediğim gibi istediğimiz şekilde ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın mesela bu şekilde eklersek, yani leoparları ortaya getirirsek, bakın şu şekilde bir kare görüntü elde etmiş oluruz ortada. Şu şekilde eklersek, bakın bu şekilde de yol yol bir görüntü elde etmiş olacağız. Böyle de yaparsak ya da bunun tam tersi, bakın siyahları ortaya getirebiliriz. Gördüğünüz gibi bakın kombinasyon size kalmış arkadaşlar. Nasıl görmek istiyorsanız o şekilde bunları birleştirebiliriz. Aynı birleştirme işlemimiz de az önceki diktiğimiz gibi zikzaklı olacak. Şimdi ben bunu şu şekilde birleştirmek istiyorum. Yan yana, yan yana birleştireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu birleştirirken bir de şey söylemek istiyorum. Bu parçaları ben tanesini 3 liradan aldım. 3 tane parçayı 10 liradan aldım. Normalde yaklaşık şu an kullandığımız malzeme 1,5 metreye 3 metre civarında ikisinin toplamı. Buraya 50-60 lira para ödemem gerekirken ben dediğim gibi 10 liraya temin etmiş olacağım. Salı pazarından aldım ben bunu. Dediğim gibi az önce kıyafetleri de, kot pantolonları da tanesi 1'er liradan alıyorum. İkinci el kıyafetler oluyor. Eve gelince yıkıyorum ben bunları ve dikmek üzere, yani bir video oluşturmak üzere tekrardan onları kullanıyorum. Arkadaşlar hani nereden temin ettiğimi falan soruyorlar. Bu kadar kot pantolon, bu kadar kazak. Hani neden ziyan ediyorsun falan diyenler oluyor ya. Ben ziyan etmiyorum arkadaşlar. Ben değerlendirdiğimi düşünüyorum. Pazardan birer liraya alarak değerlendiriyorum. Fazla olanları da zaten eşe dosta dağıtıyorum arkadaşlar. Hani bu tarz şeyler söylenmez aslında. Hani iyilikler ya da işte böyle hayırlar falan söylenmez ama söyleme gereği duydum ben burada. Çünkü dediğim gibi değişik yorumlar geliyor. Hani ziyan ettiğimi düşünülüyor ama ben ziyan etmiyorum. Ayrıca burada video çekerek bu videolardan da para kazanıyorum. O yüzden de tabii ki video çekmek için bir malzeme olması lazım elimde. Bunları bu şekilde temin ediyorum. Sizler de eğer kendinize yani alışveriş yapmak isterseniz, bu şekilde videolar çekmek isterseniz, daha ucuza getirmek istiyorsanız Kadıköy'de Çayırbaşı, yanılmıyorsam ismi şu an aklıma gelmedi. Kadıköy'de Hasanpaşa mı Çayırbaşı mı ne, oralarda Çayırbaşı, evet Çayırbaşı metro durağında inerek kendinize bu parçaları gerçekten inanılmaz derecede ucuza getirebilirsiniz. Ben 3 liraya aldım tanesini, yani 3 tanesini 10 liraya almıştım ama benden 1 saat sonra gelen bir insan belki bu parçaları 1'er liraya aldı. O yüzden arkadaşlar, gerçekten ziyan edilmesine ve bir şeylerin atılmasına ben de karşıyım. Ziyan etmiyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben burayı, şurayı ekleyerek parçalarımı videoma devam edeceğim. Yan yana bütün bu parçaları dikeceğiz arkadaşlar.
ben parçamın yettiği kadar yapacağım arkadaşlar. Siz eğer ölçülü alırsanız, bu kaç santimdi? Bir saniye. Yani siz tabii ki bu ölçüyü kullanmak isterseniz 25 santim, 25'e 25 santim bir parça, ikisi 50 santim. Yani sizin ölçünüz mesela 50 santime 25, 50 santime 50 düşünürseniz 4 tane parça 50 santim, 50'ye 50 yapıyor. O şekilde kumaşınızın hesabını yapabilirsiniz. Yani 4 tane parça 50'ye 50 oluyor ölçü olarak. Siz parçanızı ona göre alıp büyüklüğünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimdeki parça ne kadar yaparsa o kadar yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunları da ekleyeyim. Sonra bu arada eklemeyi göstereceğim size. Evet, diğer parçayı da diktim arkadaşlar. Aynı şekilde. Şimdi bakın mesela eklerken ufak tefek böyle kaymalar oluyorsa onları hemen düzeltelim. Çok onlar çok belli olmayacak. Dikişte zaten kaybolacaklar. Evet. Bak burada milim mesela birazcık şey yapmış. Çıkmış gibi olmuş. Onlar çok önemli değil. Ne yapacağız? Şimdi artık şu karelere dikkat edelim. Kenarları düzeltiriz. Önemli değil. Şu iç kısımlar önemli. Bunları bakın eğer çok yamuk yamuk görüntümüz varsa birazcık üste gelebilir. Çok önemli değil. Çünkü dikişin altında kalacak onlar. Ve düzgün bir görüntü sağlayacağız. Şimdi bakın ucucuna yine koyduk. Biraz hafif üst üste gelse de sorun olmayacak arkadaşlar. Daha da sağlam olabilir. Ama ben ucuca dikiyorum şu an. Yine zikzakla birleştiriyoruz. Bir yamuk görünen yerleri hafifçe üstüne getirebiliriz arkadaşlar. Çok belli olmayacak şekilde. Birleştirdik. Evet, görüntümüz bu arkadaşlar. Ben bu şekilde eklemeyi tercih ettim. Siz tabi istediğiniz az önceki gösterdiğim modellerden hangisini yapmak isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdi ben diğer parçalarımı da ekliyorum. Bu şekilde görünüyor. Şimdi 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Yani 3'e 5 olacak şekilde ayarladım. Bunun da uzunluğu, eni ve boyunu ben size söyleyeyim. Şimdi 25, 50, 75 santim eni. Evet, 75 santim eni oldu. 50, 100, 125 santim de boyu oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunun tam arkasına göre bir kaydırmaz kumaş olması gerekiyor ama ben elimdeki kumaşı kullanacağım. Siz kaydırmaz bir kumaş bulmalısınız. Ya da kumaşımızın altına silikon sıkabilmeliyiz. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi arkası için ben şu şekilde bir kumaşım var. Biraz tutucu yani kaydırmaz özelliği olan bir kumaş. Bunu paspasımın ölçüsünü de kestim. Şimdi onu birleştireceğiz. Ne yapacağız? Alt kumaşımı ters olarak serdim. Bakın bu yüzü dışarı gelecek.
Bunu da bu şekilde üstüne koyuyorum. Ucuca gelecek şekilde ayarlayacağız. Evet. Şimdi bunu kenarlarından iğneyle tutturuyoruz arkadaşlar. Şurada bir yamukluk var, onu düzelteceğim. Evet, şimdi kumaş boyunca iğneliyoruz kenarlardan. Bir iki tane de ortadan iğneleyelim. Kare yapacaktım arkadaşlar ben bunu ama sonra kare olarak seveceğim pek bir yerde yok ama dikdörtgen olarak hemen hemen her türlü yere daha uygun olacak. Hani banyoya da, mutfağa da, balkona da, yani nereye sermek istiyorsanız. Tabii büyüklüğüne oranlı salona da, odalara da gidebilir tabii ki. Şimdi ne yapıyorum? Şu fazlalığını kesiyorum kumaşımı. Şimdi bir kumaşımızı da hazırlayalım. Şimdi kenar için, yani kenar biyesi için siyah düşündüm ama siyah parçam bu kadar ve bu da yetmeyeceği için ve şuradaki renk farkından dolayı zaten kullanamayacağım için şunu kullanacağım mecburen kenarlarına. İyi olarak da buradan iki tane çıkartmak zorundayım çünkü bunun da fazla parçası yok. Dolayısıyla şu kadar yok olmayacak. O zaman şurayı ikiye katlıyorum. Burası ne kadar yapmama izin verirse o kadar kullanacağız arkadaşlar. Siz istediğiniz kalınlıkta biyenizi ne kadar kalınlıkta görmek istiyorsanız o kadar yapın arkadaşlar. Şimdi ben burada elimdeki malzemeyi kullanmak zorundayım. Ölçü olarak 8 santim oluyor benim bu. Santim eni 75 santim uzunluğu, yani kilimin eni kadar uzunluğu diye olarak kullanacağım arkadaşlar. Bunu da ikiye keseceğim. Uç parçamızı hazırladık. Evet arkadaşlar, şimdi kesmiş olduğunuz parçayı şu şekilde yerleştireceğiz. Burada bir dikiş payı kadar kalsa yeterli olacak arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz kadar mesafe. Buradan iğneliyoruz. Herhangi bir katlama yapmıyoruz. Direkt bunun üzerine şu şekilde iğneleyeceğiz. Thank you.
Şimdi buradan dikiyoruz. Şekilde diktik, gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Bunu böyle katlayacağız. Bunu siyahla yapsak evet daha güzel olacaktı ama dediğim gibi siyahımız kalmadığı için mecburen bu şekilde yapacağız. Bu da güzel olabilir ama siyah tabii daha toparlayıcı bir görüntü olacaktı. Maalesef siyahımız şimdi buradan zikzak dikiş yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde diktik, bir ucunu kapattık. Şimdi aynı şekilde karşı ucu için de aynı işlemi yapacağız, burası için de. Şimdi şu kenara bir yapacağız. Şimdi arkadaşlar tekrar ne yapacağız? Şunu aynı bu kenar bir de yaptığımız gibi 1 santim dikiş payıyla birleştireceğiz buna. Yalnız şu kenarlarda biraz yapayım. Şu kenarlarda biraz fazlalık bırakmamız gerekecek. Çünkü onu şu şekilde yapıp katlayacağız. Evet, şöyle yapacağımız için biraz kenarda fazlalık bırakacağız. Bunu kumaş varsa kumaşla da yapabilirsiniz. Şimdi burayı boydan dikiyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi boydan diktik. Burayı geri katladım. Şimdi şöyle çevirmem gerekiyor. İstersek buradan dikelim. İstersek şunu şöyle üçgen olacak şekilde de yapabiliriz. Şöyle yapmak istiyorum. Şimdi şu şekilde yineliyorum. Üçgen yapacağım kenarını. Şimdi şunu şöyle önce bir kare olarak katlıyoruz. Sonra üçgen katlayıp şu dikişimizin ucuna gelecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar orayı. Sık sık iğneleyelim ki dikerken biraz zorluyor buraları. Esniyor çünkü dikerken. Bakın zaten biraz gördüğünüz gibi
ben esneyeceğim diye bağırıyor. Ne yapacağız? Burada hafif hafif yedirerek, en sonunda ütüleyerek düzelteceğiz. Sanayi makineniz varsa tabii ki sizi bu kadar zorlamayacak. Hem bunlar, yani onlar sürmüyorlar da dikerken. Olduğu gibi dikiyorlar. Bizim makinalarımız için, ev tipi makineler olduğu için haliyle biraz sürüyor. Ama bittikten sonra arkadaşlar, yani çok göze batan bir yani kötü bir görüntüsü olmuyor. O yüzden yılmıyoruz. Dikeceğiz, devam edeceğiz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Buradan dikmeye başlıyoruz. Sonra zikzakla boydan dikeceğiz. Ve tekrar bu köşede bitireceğiz arkadaşlar. Köşeyi diktik. Boydan devam edeceğiz arkadaşlar. Köşeye geldik yine. Döndürüyorum. Bazı yerlerde biraz sürdü. Ama dediğim gibi sorun değil. En son ütüledikten sonra birçoğu kaybolacak. Kaybolmayanlar da o kadar göze batmayacak arkadaşlar. Şey yapmayın, üzülmeyin yani bunun için. Eğer kumaş yapacaksanız zaten sürmeyecektir. Deri biraz tabii ki haliyle zorluyor bizi. Diğer kenarı da aynı şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kenar biyelerimizi diktik. Şimdi İplerimizi, iğnelerimizi toparlayalım. Fazlalıkları keselim. Sonra ütüleyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdiki iğnelerimizi de alalım. Evet arkadaşlar, şimdi ütüleyeceğiz. Kalın bir kumaşla. Üstünden ütüleyelim. Gördüğünüz gibi daha düzgün ve oturaklı bir görüntü elde ettik. Bütün hepsini bu şekilde ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra da videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, deriden yaptığımız halımız bitti. Yani benimki yaklaşık 75 santime 125-130 santim civarlarında oldu. Siz de elinizdeki parçalara göre istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Gayet hoş oldu. Biraz deri olduğu için bazı yerler evet sürdü makinede ama siz onu tel alarak halledebilirsiniz. Daha düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Benimki zaten örnek amaçlı olduğu için siz dikkat ederek daha düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz.
Ben çok beğendim. Gayet de güzel görünüyor gözüme. Evet arkadaşlar, sizler de beğendiyseniz sayfalarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.